Tercüme niye sıkıntı? Tercüme edince dilden dile geçişte niye bir problem oluyor ki? Bunun örneği olarak ben özellikle yeni başlayanlara şu misali veriyorum. Şimdi ben bir konuşma yapıyorum düşünün. Bir konuşma yapıyorum ve beni dinleyen işte ehli sünnetten, farklı farklı düşüncelerden, hatta İslam dışı farklı inançlardan böyle insanlar var. Beni dinliyorlar herhangi bir yerde. O anda da ben de şöyle bir kelime kullanıyorum. Nerede olursak olalım, ne zaman, kaç yaşında olursak olalım asla tevbeyi ertelemeyelim. Hatta günaha doğru giderken bile aklımıza Allah gelirse o anda duralım. Bunun gibi bir cümle kullanıyorum. Sonra aradan zaman geçiyor. Diyorlar ki ya Mehmet Yalçın'ın bu sözü çok hoşumuza gitti. Biz bunu 3-5 arkadaş toplanalım farklı dillere tercüme ettirelim bu konuşmayı. Tercüme ettik ettik geldik bu cümleye. İşte yolda günaha doğru giderken bile olsa aklımıza Allah gelirse duralım. Allah Allah. Aklımıza Allah gelirse. Yani Allah'a gelmek nispet ediyor bu adam. Aklın içine girmek nispet ediyor. Bir de hulul nispet ediyor utanmadan diye. Başka dile çevirirken böyle bir problem olabilir. Çünkü bizim dilimizde aklına Allah gelirse dur derken Allah'ı hatırladığın zaman dur demek istiyorum. Hatta orada olan Müslüman olmayanlar bile, başka bidat mezhepleri olanlar bile benden bunu anlamadı. Çünkü aramızda böyle bir kullanım var. Demediler ki orada ha Mehmet Yalçın Allah'a gelmek, gitmek veya akla girmek nispet ediyor. Kimse böyle bir şey söylemedi. Ama bunu bir başka dile aktarmaya çalıştığın zaman, o dilde de öyle bir mecaz yoksa hele, o zaman işte şunu demezler mi? Bu adam Allah'ın gelip aklımıza girdiğini iddia etti. Derler. O yüzden dile doğrudan tercüme, motomot tercüme sıkıntılı. Tamam. O dile ne diye çevireceksin? Aklına Allah gelirse diye değil de ne diye mesela o dilde yoksa? Biz Allah'ı hatırladığımızda. Tamam. O dille olan bir mecaza. Oldu mu? İşte tevil derken bunu kastediyoruz. Yani o dilinde ilk kullanıldığında Fenesiyahum'da hiçbir müşrik bile orada hiçbir müşrik bile Allah'a unutmak nispet etmemiştir. Ha sizin inandığınız Allah'ı unutan bir Allah dememiştir. Sizin inandığınız bir Allah, dalga geçen bir Allah, yerdeki bir Allah dememesini beklersin. Tamam?